Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimin hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri وَحْلُلْ اُقُدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَبْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَفَهْمًا وَالْحُقْنِي بِالصَّالِحِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اِرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz dünyayı, gönülleri, ruhları aydınlatan, ilmin keşif notlarıyla devam ediyor. Fıkhı Ekber'den keşif notlarımız dersimiz olarak, özel olarak devam etmektedir. Yine rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain İmam-ı Azam'ın fıkhı ekberinde. Bakın o rahmetullahi aleyh İmam-ı Azam ne diyor? Küfür de iman da kulun kendi kazancıdır diyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Celle Celaluhu yaratıkları küfür ve imandan boş olarak yarattı. Sonra onları emir ve yasaklarıyla muhatap kıldı. Kafir olan kendi işiyle ve imkanlarıyla kafir oldu. Allah yardımını ondan esirgeyerek kafir oldu. İman eden de kendi fiili, İkrar ve tasdiki ile iman eder. Allah ona yardım edip imanda muvaffak kılar. İnkar etmenin, küfrü kazanmanın bakın cezası. Kişi küfrü kazandığından dolayı ne yapıyor Cenab-ı Hak? Ona yardım etmiyor. Küfrü istediğinden dolayı. Kafir olan kendi işiyle, yani kendi kazancıyla ve imkanlarıyla kafir oldu. Allah da ne yaptı Celle Celaluhu? Yardımını ondan esirgeyerek o kafirlik, onun kazancı olduğu kafirliği kazandı. İman eden de kendi fiili, ikrar ve tasdikiyle iman eder. Allah da ona yardım edip imanda muvaffak kılar. Çünkü Allah'ın imana neyi vardır? Rızası vardır. İmandan razı, Allah küfürden razı değil. Onun için küfür ehline Allah yardım etmedi, etmiyor. Kazancının karşılığını veriyor, kafir küfrü kazanıyor. İman ehli de iman ediyor ve Allah da ona iman ettiğinden dolayı ne yapıyor? İmanda muvaffak kılıyor. Sizi yaratan Allah'tır. Sizden kafir olan da vardır, mümin olan da. Allahu Teala kafirin küfrüne yardımcı olmaz. Yani kişi kafir olsun diye küfrün de ona yardımcı olmaz. Rıza da göstermez. Allah'ın adaletinin gereğidir. Küfre yardım etmemek, ondan razı olmamak Allah'ın adaletinin gereğidir. Yüce Allah bakın ne buyuruyor
Şüphesiz Allah, Yüce Allah Celle Celaluhu, insanlara zerre kadar zulmetmez. Lakin insanlar kendilerine zulmederler. Bu ayeti kerime Yunus suresinin 44. ayeti kerimesidir ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ buyurmuştur Yüce Rabbimiz. Yine yüceler yücesi olan Yüce Rabbimiz bakın ne buyurdu. Şüphesiz Allah Teala Celle Celaluhu insanlar üzerine fazilet sahibidir. Lakin insanların çoğu buna şükretmezler. Onları cennet için yarattım. Bakın, çünkü onlar imanı, ameli salihi, Allah'a itaati seçtiler. Aldırmam diyor Cenab-ı Hak. Bunları da cehennem için yarattım. Ona da aldırmam. Yani onlar küfrü seçtiler, küfrü kazandılar. Kendileri kazdılar, kendileri düştüler. Buna da aldırmam diyor. Kıymetli efendiler, bu hadisi şerifi efendim Ebu Davud değişik şekilde rivayet etmişlerdir. Yine siz Rabbiniz kulların yaratılmasını tamamladı. Bir fırka cennette, diğer bir fırka da cehennemdedir. Bu da Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif. İmali i'melu feküllün müyesserun lima huligale. Bu hadis-i şerifler Hazreti Peygamber'in çalışın, herkes ne için yaratılmışsa onu yapar sözünü takviye ediyor. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin yaratılması, bütün insanlık Hazreti Adem'in zürriyetidir. Doğmuş, ölmüş, doğacak, ölecek daha kimler varsa hepsi. Yüce Allah Celle Celaluhu, Allah Teala, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini küçük karınca şekli üzerinde Adem Aleyhisselam'ın neslinden yaratmış, onlara akıl vererek hitap etmiş, emir ve yasaklarda bulunmuştur. Kullar da onun Rableri olduğunu ikrar etmişlerdir. Kulların bu ikrarı iman olmuştur. Bu sebeple bütün kullar bu iman fıtratı üzerine doğarlar. Bunlar kula Yüce Allah yaratırken İslam fıtratı üzere yaratılmışlardır. Bütün kullar. İşte İslam kendilerine teklif edildikten sonra da dünyaya gelip akıl bali olup İslam onlara teklif edilince işte o fıtratını bozup da küfrü seçenler var, iman edenler var. Kıymetli efendiler, o halde gerçek Müslüman olarak kendini dine doğrult, Allah'ın dinine ki insanları onun üzerinde yarattı. Rum suresinin 30. ayeti kerimesidir bu. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَتَرَى النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ. Efendiler, sevgili Peygamberimiz de Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte
şöyle buyurdular: her doğan İslam yaratılışı, fıtratı üzerinde doğar. Sonra o doğan çocuğu, annesi babası onu Yahudileştirir yahut Hristiyanlaştırırlar yahut da Mecusileştirirler. Nihayet bunu diliyle açıklar. Yani akıl bali olunca artık ben ya Yahudiyim der, ya Hristiyanım der, ya Mecusiyim der veya başka birini söyler. Ya şükredenlerden yahut küfredenlerden olur. İşte bakın, fıtrat, İslam fıtratı, ama sonradan ana baba, eğitim sistemi, çevresi, okullar insanlara ne yapıyor? Fıtratının tersi olan eğitim, öğretim yaparak çocuk İslam fıtratını bozuyor, İslam dışında bir yere sapıyor veya saptırılıyor. Akıl bali olunca da bunu kendi onaylıyor. Kimisi bugün de naturist, kimisi animist. Bakın, batıl materyalist felsefeler ortaya çıktı. Ama Yüce Allah insanları İslam fıtratı üzere yaratmıştır. Bu fıtrata da Yüce İslam'ı peygamberler göndererek, kitaplar inzal ederek, insanların iradesine İslam'ı Yüce Allah teklif etmiştir. İşte imtihan burada başlamaktadır. Doğrusu biz insana gerçek yolu gösterdik. İster şükretsin, ister nankörlük etsin, sonuca katlanacaktır. İnsan Suresi ayet 3. ayeti kerime. İnna hedeynahu sebile imma şakiran ve imma kefura buyurdu Cenab-ı Hak. Hatırla ki Rabbin Adem oğullarının sulbünden zürriyetlerini çıkarıp da onları nefislerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim diye buyurduğu vakit onlar da evet sen bizim Rabbimizsin, şahit olduk dediler. İşte insanoğlu fıtratında bu İslam fıtratı o gün ne yapıldı? Allah bu fıtratına Cenab-ı Hak onun anlayıp cevap vereceği şekilde sordu. Ben sizin Rabbiniz miyim diye. Galu bela. Herkes dedi ki evet sen bizim Rabbimizsin dedi insanoğlu. Ve iz ehezze rabbuke min beni ademe min zuhurihim zürriyetehum ve eşhedehum ala enfüsihim elestü bi rabbiküm galu bela. İşte bu ayeti kerimede kıymetliler, bakıyoruz ki Araf suresinin 172. ayetinde işte galu belada bütün insanlar Yüce Allahu Teala'ya söz verdi. Bu bir ahd-i misaktır. İnsanoğlu ta o zaman bezmi alemde Allahu Teala'ya sen bizim Rabbimizsin diye herkes söz verdi. Allah sordu, kullar cevap verdi. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi Cenab-ı Hak. Bütün oradaki insanoğlunun ruhları galu bela. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dediler. Dedik yani hepimiz. Allah sözünden cayanlardan eylemesin. Allah'a verilen ezeli sözü bozmak. Şimdi
bu sözü bozanlar oldu. Şu anda dünyada Allah'a ve onun ortaya koyduğu yüce İslam'a, onun peygamberine, onun kitabına, İslam'ın bütün kanun ve kurallarına inanmayıp Allah'a verilen ezeli sözü bozanlar. Kimler? İnanmayanlar. İmandan sonra her kim Allah'a olan sözünü bozarak küfrederse fıtri olan imanını değiştirmiş olur. Görüyorsunuz, insanlar İslam fıtratı üzere yaratılıyor, adam o fıtratını da bozuyor. İnkara saplanınca fıtratını değiştiriyor. İslam fıtratını İslamsız hale, iman fıtratını imansız hale getiriyor. Kim imanını açıklarsa ve bu açıklamasını kalbiyle tasdik ederse, İslam dini üzere sabit olur ve devam eder. İşte dünyaya gelip İslam kendine teklif edilip de kabul edenler, işte bunlar. Bunlar İslam dini üzere sabit olur ve devam ederler. İnsanlığın ezeli dini de İslam, ebedi dini de İslam'dır. Hiç başka dünyaya din gelmemiştir ve gelmez. Çünkü Allah bir, fıtrata koyduğu din İslam da birdir. Bu fıtratını değiştirenler, inkar edenler, sonradan Allah'a verdiği sözden dönenlerdir. Ve bir de Allah'ın teklifini de kabul etmiyorlar. Hala bugün 14 asırdır, Hazreti Muhammed'den bu yana kıyamete kadar İslam, dünyanın dini İslam'dır. Muhammed'den önce de bu İsa ile, ondan önce Musa ile, ondan önce ikisinin arasında diğer peygamberler ve İbrahim'e kadar yine İslam ile, İbrahim'den Nuh'a kadar, Nuh'tan Adem'e kadar İslam ile geldi. Bütün insanlık, bütün peygamberler o fıtrat dini olan İslam'ın peygamberleridirler. Bütün peygamberler Müslümandırlar. Mümin diller kesin. Peygamberlerin imanı da garantilidir. Kıymetli efendiler, Konevi Misak ayetinin tefsirindeki kavil vardır diyor. Efendim, Hazreti Ömer bu ayetten sorulunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum dediler. Cenab-ı Allah Adem aleyhisselamı yarattıktan sonra sağ eli ile sırtını sıvazladı ve buradan bir zürriyet çıktı. Bu zürriyet için Allah Teala buyurdu ki bunlar cennet için yaratılmışlardır ve cennet ehlinin amelini yapacaklardır. Sonra yine sıvazladı. Bundan da başka bir zürriyet çıktı. Onlar hakkında bunlar cehennem ehlidirler ve cehennem ehlinin amelini yapacaklar buyurdu. Bir adam, ya Resulallah, amel nerede kaldı diye sual sorunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah Teala bir kulu cennet için yarattığı zaman ölünceye kadar onu cennet ehlinin ameliyle meşgul eder. Öyle ki cennet ehlinin amelinden herhangi bir amel üzerine ölür. Dolayısıyla bu amel sebebiyle onu cennete kor. Yine Cenab-ı Allah bir kulu cehennem için yarattığı zaman onu cehennem ehlinin ameli üzerine bulundurur. Nihayet cehennem ehlinin amellerinden biri üzerinde ölür.
Dolayısıyla cehenneme girer. Efendiler, burayı doğru anlamak gerekiyor. Önceki derslerimize göre burada cehennem tarafını seçen, kazanan kulun kendisi, Allah da adaletinin gereği onun kazancının karşılığını veriyor. İman ehli iman tarafında kazanıyor. Lütfu ve kereminin karşılığı imanın karşılığını veriyor. Cenab-ı Hak küfrü kazanan için de küfrün karşılığını veriyor. Bu adaletinin gereği olduğu önceki derslerimizde geçmiştir. Burada bazıları konuyu doğru anlayamazlar. İşte anlayamayanlardan biri Cebriye mezhebidir. Cebriye mezhebi, bakın, yani cerben insanlar kafir yapıldı zannediyor. Yanlış anlamış, sapmış. Şimdi halbuki insanlar kendi iradesiyle ya imanı ya küfrü seçerler. Ya imanı ya küfrü kazanırlar. Burayı unutma. İmtihan burada. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleri demişlerdir ki, peygamberler vahiy geldikten sonra peygamber olmuşlardır. İblis de sonradan kafir olmuştur. Bu görüş iblisin kendi ameliyle kafir olacağına dair bilgisinin taalluku itibariyle Allah katında kafir olmasına aykırı değildir. Şimdi Cenab-ı Hak bütün insanlar İslam fıtrat üzere yaratmış. Fakat ileride insanların iradesiyle küfür yollarına mı sapacaklar? İman yolunu onları biliyor. Allah-u Teala'nın önceden her şeyi bilmiş olması kimseyi imana küfre zorlamıyor ki. Herkes iradesiyle seçiyor. Allah da her şeyi biliyor. İblisin durumu da böyle. İblisin dış dünyaya yansıyan tarafı insanlara küfrü, iblisin küfrü açığa çıkınca kafirliği açığa çıktı. Ama ondan önce iblisin ne durumda olduğunu, onun kafir olduğunu Allah'ın ilminde o malumdu, biliniyordu. Allah'ın ilminde hiçbir şey gizli kalmaz. Burada cebir yoktur. İblis, iblisliği seçti. İblis oldu. Kafir, kafirliği seçti. Kafir oldu. Mümin, mümin tarafı seçti. Mümin oldu. Allah da herkesin kazancının karşılığını verdi. Ve veriyor, vermeseydi imtihan olmazdı. Adalet tecelli etmezdi. Kafir küfrü kazanıp da aha sana iman denir mi kafire? Mümin de inanmış, aha sana kafirin cezası denir mi mümine? Denmez. Allah'ın lütfu iman ve ameli salih işleyenlere, adaleti de küfrü seçenlere, kafir olanlara, zalim, münafık, müşriklere. Buraları iyi anlayamayan niceleri ehl-i sünnet yolundan saptılar. Fıkıh-ı ekberi dünyaya bizim tebliğ etmeye gayret etmemizin hikmet ve sebebi Allah'ın lütfu keremiyle ehl-i sünnet inancı iyice anlaşılsın diye İmam-ı Azam gibi insanlığa ilim yıldızı olarak parlayan zatın da ilminden istifade ederek bütün insanlık ondan çok faydalandı, hala faydalanıyor, ebedi kıyamete kadar faydalanacaktır. Çünkü İslam'ı doğru anlayan, doğru anlatan nice İslam alimlerimiz var. Allah onların hepsine çok rahmet eylesin, mağfiret eylesin, çok merhamet eylesin, lütfu keremi fazlıyla muamele eylesin.
Alimler gökyüzünde parlıyor. İnsanlığı aydınlatıyor ki ilim ruhların, kalplerin aydınlığıdır. Doğru bilgi, doğru ilim olmadan doğru iman olmaz. Doğru iman olmadan kimse Müslüman olamaz, cennete giremez. Bunları da Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle, tevfik ve hidayetiyle doğru iman sahibi, doğru ilim sahibi kullarından eylesin. Efendiler, kul serbesttir. Burayı da unutma, kul serbesttir, özgürdür, iradesi vardır, aklı vardır. İtaat yahut isyan etme yetkisi insanoğluna verilmiştir. İnsan bu yetkiye sahiptir. İnsana verilen kabiliyet ve kuvvetler aynı kuvvet ve kabiliyetle İtaat da edebilir Allah'a, isyan da edebilir. İnsan, görüyorsunuz ki insana bu yetki verilmiş, insan bu yetkiye sahip. Birisi bu yetkiyi Allah'a itaata kullanıyor, iman itaata, biri küfür ve isyana kullanıyor. Bir yetki verilmiş, aynı kuvvetle herkese verilmiş. Biri o tarafa, biri bu tarafa kullanıyor. İmtihan alemi, biri soruyu yanlış anlıyor, yanlış cevap veriyor, öbürü doğru anlıyor, doğru cevap veriyor. İmtihan ortamı, dünyadaki ömür süresi imtihanın süresidir. Dünya imtihan salonudur. Aklını başına al. Hayatın, insanın bağrından geçen, akan ırmaklar gibi hayatın değişen şartları işte imtihanı göğüslemenin, o da imtihanın zahmetleridir. Her zaman ortalık güllük gülistanlık olmayabilir. Her ortamda, her şerait karşısında Allah'a itaat edeceksin. Sabır, iman, itaat ve cihat. Onun için şimdi hiç kimse, bakın, bu serbest olan insan illa itaat edeceksin, illa isyan edeceksin diye kimse zorlanmış değildir. Yani insan icbar altında değildir. Cebriye mezhebi batıl bir mezheptir, İslam'ı doğru anlamamıştır. Daha Cebriye o şekil yanılmış, başkaları başka türlü yanılmış. Ehl-i sünnet vel cemaat ise Hazreti Muhammed'in yolunda gidenler ve ehl-i sünnet yoluyla bu gerçekleri doğru anlayanlar ise Allah'ın lütfuyla doğru anlayanlar Peygamberimizin yolunu takip edenlerdir. Eshabın, tabiinin yolunu takip edenlerdir. İşte İmam-ı Azam gibi o yolun yolcusu, o ekolde nice İslam alimleri ve kıymetli Müslümanlar ve ümmeti Muhammed bu yolda devam ediyor. Dünyada en cahil Müslümanın bile itikadı ehl-i sünnet itikadıdır. Bilmeyebilir, eksiği vardır, kusurları vardır. Ama dünya Müslümanlarının %99'u ehl-i sünnet inancındadırlar. Bilmeyen cahillerin yanlış konuşmaları durumu değiştirmez. Onun için Müslümanları İslam'dan koparanlar, Müslümanları cahil bırakmak isteyenler, Müslümanlara en büyük ihaneti yapanlardır. Çünkü imansız hiçbir zaman kimsenin imanlı olmasını istemez. İslamsız, kitapsız, bu toplumun kitaplı, imanlı, namuslu, şerefli olmasını istemez. Namussuzdan iffet, namus beklenmez.
İmansızdan iman beklenmez, şerefsizden şeref beklenmez. Hainden istikamet beklenmez. Onun için dünya Müslümanları yüce İslam'ın ilimlerine sıkı sarılsınlar. Tilkiyi kasaba götürmesinler. Tilki demez mi? Yüzüme bak, bende kaç dirhem et çıkar demez mi? Onun için imansızdan iman beklemek, merhametsizden merhamet beklemek, zalimden adalet beklemek, hayal peşinde koşmaktan daha beterdir. Bunlar boş kuruntular ve cehalettir. Kıymetli efendiler, işte Yüce Rabbimiz, ya eyyühellezin amenu, aminu billahi ve rasulihi buyurdu Cenab-ı Hak. Nisa suresi 136. ayet-i kerimede. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne iman edin diyor. Eğer kullar ezelden mümin olsalardı, Allah Teala onlara iman etmelerini emretmezdi. Ve Cenab-ı Allah kullara ezelde elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabını yapıp, galu bela, onlar da evet demezlerdi. Said bin Cübeyr'in İbni Abbas'tan rivayet ettiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin tefsirinde şöyle buyurdu. Allah Teala Adem aleyhisselamın sırtından söz aldı. Sırtından zürriyetini çıkararak hepsini önünde yaydı ve onlara şekil verdi, akıl verdi ki bu akılları sebebiyle her şeyi bilsinler. Lisan verdi ki konuşsunlar. Sonra Allah Teala Adem'in gözleri önünde onlarla konuşarak ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Onlar da evet sen bizim Rabbimizsin. Şahitlik ederiz dediler. Efendiler, dünya imtihan evidir. Bunu bir daha hatırlatalım, kimse unutmasın. Allah onların dünyada yaptıkları bütün amelleri aleyhlerine muhafaza edip saymış, onlarsa bunu unutmuşlardır. Efendiler, insanoğlu dünkü yaptığını bugün unutabilir ama Allah unutmaktan münezzehtir. Allah hiçbir şeyi unutmadığı gibi bir de keramen katibin melekle herkesin günah sevabını yazıyor. Ağzından çıkar çıkmaz yazılıyor. Hiçbir söz boşa gitmiyor. Kaf suresinin geçen derslerimizde bunları, Kur'an-ı Kerim'in tümünü sizlere keşif notları olarak verdik. Bütün derslerimizi sakın kimse kaçırmasın. Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. İlmin, İslam'ın delillerinin kendisidir. Mutezile, yanılanlardan biri de Mutezile'dir. Temel inançları akli nakil üzerine tercihtir. Bakın Mutezile'nin saptığı noktalardan biri şudur. Bunların temel inançları aklı nakil üzerine tercih ettiklerinden Mutezile sapmıştır. Akıl nakle tercih edilir mi? Akıl vahyin emrinde, Allah'ın emrinde olması gerekirken, bakın bunların yaptığına bakın. Allah Teala'nın ruhları cesetlerden 500 bin sene evvel yarattığı hakkında hadisi şerif vardır. Öldükten sonra da insanlar hem ruhları hem de cesetleriyle beraber diriltileceklerdir.
Bunda da şek ve şüphe yoktur. Allah kulları küfre zorlanmaz. Allah kulunu küfret diye zorlar mı? İcbar altına alır mı? Küfre Allah razı değil ki. Hiç kimsenin Allah kafir olmasını istemez. Çünkü küfürden razı değil. Ama insanoğlu imtihan meydanında ne yapıyor? Kendi küfrü seçiyor. Onu kazanıyor. Kendine yazık ediyor. Yüce Allah Celle Celaluhu, Allah Teala yarattıklarından hiçbirini küfür yahut iman üzerine zorlamamıştır. Kimseyi iman et diye de zorlamaz. Zorlanarak iman makbul değil. Herkes kendi iradesiyle seve seve Müslüman olacak, iman edecek. İmanı seçecek. O zaman o iman makbuldür. Allah-u Teala Celle Celaluhu kulun kalbinde itaat ve kötülüğü cebir ve zorlama yolu ile yaratmaz. Yani kuluna zorlamaz. Cevap altına almaz. İmtihan meydanında icbar olmaz ki. Belki bu iki şeyi kulun kalbinde, kulun istek ve kazancına, çalışmasına göre yaratır. Dikkat et. İtaat ve kötülükleri Allah ne yapıyor? Kulun kalbinde, kulun istek ve kazancına, yani çalışmasına göre yaratıyor. Kul neyi kazanıyorsa, çalışıyorsa onun karşılığını yaratıyor. Birisi itaat ediyor Allah'a, onun karşılığı ona veriliyor. Biri küfrediyor, onun karşılığı ona veriliyor. Karşılığı bunlar, onların kazancı bu şekil yaratılıyor. Kul kesbediyor, Allah halk ediyor, yaratıyor. Kul istedikçe, çalıştıkça yaratıyor. Herkes hayra çalışmalı, hayrı istemeli. Her fırka kendi inancından dolayı hoşnuttur. Allah Teala İslam'ı ortaya koymuş, gerçeği. İnsanlar paramparça olmuş. Herkes kendi yolunu doğru zannediyor. Yüce Allah ne diyor? Bak, bunlar her fırka bölüm bölük pörçük paramparça olmuşlar. Dünyada ne kadar parçalanmış batıl inanç sahipleri var. Herkes kendini doğru zannediyor. Öyle değil. Allah'ın ortaya koyduğu gerçekler doğru. Doğru olan Allah'tan ortaya konanlar. Bu da İslam, onun kitabı ve peygamberi. Sevgili efendiler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu Azze ve Celle kulların hiçbirini mümin yahut kafir olmaya zorlamadığı gibi yaratırken mümin yahut kafir olmaya da zorlayarak yaratmamıştır. Belki Allah kullarını şahıslar olarak yaratmıştır. İman ile küfür kulun kendi işleridir. Dikkat et. İman ile küfür kulun kendi işleridir. Allah Teala kafir olanı küfür halinde iken kafir olarak bilir. Allah her şeyi biliyor. Küfrü irtikap ettikten sonra iman ederse ilminde ve sıfatında bir değişiklik olmaksızın iman halinde mümin olarak bilir. Her şeyi biliyor. İlmi kuşatmış her şey. Adam biraz evvel kafir, sonra Müslüman olacağını da biliyor. İlminin kuşatmadığı olmaz. Allah'ın ilminde değişiklik de olmaz. İnsanlar bazı şey bilir, bazısını bilmez.
Bütün insanlar böyledir. Bütün mahlukat böyledir. Her şeyi kimse bilmez. Her şeyi Allah bilir. Bunun için buraları da dikkat edin. Bu derslerimizi kalbinize küpe oluncaya kadar, nakşedinceye kadar tekrar tekrar dinleyin. Bir kere iki kereyle dinleyip geçmeyin. Bu okuldan mezun olun. Bu dersleri kalbinize nakşedin. Bunlar iman ilmidir. Dikkat edin. Kul kişinin, kul işinin yaratıcısı değildir. İşte insanlığın yanıldığı noktalardan biri de burasıdır. Kul kendi işini yaratır diye bir sapık durum vardır. Yanlış, ehli sünnete uymayan. Kulların hareket ve durma gibi bütün işleri hakikaten kendi kazançları mahsulü olan işlerdir. Allah Teala ise o işlerin yaratıcısıdır. Bakın, kul kazanıyor, Allah yaratıyor. Kul yaratmıyor. Kul kazanıyor, kesbediyor, azmediyor. Gücünü o işe kullanırken Allah o işi yaratıyor. Yaratıcı Allah'tan başka yoktur. Yaratıcı Allah Teala'dır. Burayı bir daha hatırlatayım. Kulların hareket ve durma gibi bütün işleri hakikaten kendi kazançları mahsulü olan işlerdir. Allah Teala ise o işlerin yaratıcısıdır. Bak, kul iş görüyor ama o işi yaratan Allah, o işi gören kul, kazanan kul. Buraları anlayamayanlar kulu yaratıcı olarak haşa sümme haşa yaratıcının sayısını çoğaltmışlar. Yaratıcı Allah'tan başka yok. Öbürleri kazanandır, yaratan değil. Yaratan hiçbir yardımcıya, vesileye ihtiyacı olmadan yoktan yaratır. Kazanan insanlar bir sürü aletler kullanırlar. O aletlerle o işleri yapmaya, kazanmaya çalışırlar. Bunun yaratıcılıkla ne alakası var? Şunu yarattık, bunu yarattık diyorlar. Bir defa bir karıncayı, bütün dünyanın sosyologlarını, biyologlarını, doktorlarını, tabiplerini toplayın bakayım, bir karınca yaratan var mı? Rastgele konuşmalar, ne yaptığını bilmeden konuşmalardır bunlar. Eğer bu çalışma kazanmayı mecazi anlamda kullanıyorlarsa yine de doğru kullanmıyorlar. Yakışmayan, kula yakışmayan bir kelime kullanıyorlar. Kuldan yaratıcı olmaz. Allah'tır yaratıcı. Kul kazanır, çalışır, becerir, başarır. Bunların yaratıcısı komple, tamamı Allah-u Teala'ya aittir. Çünkü yaratıcı Allah'tan başka yoktur. Mutezile'nin inandığı gibi kul, dövmek, sövmek ve benzeri ihtiyari işlerinin yaratıcısı değildir. Bakın, Cebriye mezhebine mensup olanların inandıkları gibi. Bunların bu inançları da doğru değildir. Çünkü bunlar da ne yapmışlar? Yine Mutezile ve Cebriye hiç konuyu doğru anlayamamışlar. Cenab-ı Hak kulun kazancını Allah yaratır. Kul kazanır, kesbeder. İyilik kazanırsan iyilikler yaratılıyor, kötülük kazanırsan kötülükler yaratılıyor. Kazancın karşılığı senin fiilin yaratılıyor.
İşi yapan sensin. O işin fiilin, fiilin yaratıcısı Allahu Teala. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. İşte kulun kendi işini kendinin kazanması ile kendisinin yaratması arasında fark vardır. O fark da şudur. İyi anla buraları ey sevgili efendiler, beyefendiler, hanımefendiler. İyi anlayın. İmam-ı Azam mükemmel anlatıyor. Biz de onun tercümanlığını, onun keşif notlarını vermeye çalışıyoruz. Bakın, kesp, yani bir işi yapmak için çalışmak. Bu kulun görevi. Bu kuvvetleri Allah kula vermiş, kesp kuvveti. Yani bir işi yapmak için çalışmak. Çalışanın İstiklal sahibi olduğu bir iş değildir. Yaratmak ise sırf yaratıcıya mahsus bir iştir. Bakın, çalışmak, kesp bunlar nedir? Kulun, kula verilen kuvvetini kullanması, yaratması değil. Ama yaratmak ise sırf yaratıcıya mahsus bir iştir. Herkes çalışıp bir işi başarabilir. Fakat herkes yaratamaz. Çünkü sadece yaratıcı Allah'tır. Bir görüşe göre de bir alet yardımı ile vaki olan işe kesb. Bir alet yardımı olmaksızın vuku bulunan bulana da yaratma denilir. Yüce Allah'ın hiçbir alete ihtiyacı yoktur. Kulun ise her şeye ihtiyacı vardır. O ihtiyaçları da Allah yaratmıştır. Onun için kul aletsiz. Ya elini kullanır, ya dilini kullanır. Bakın bunlar hep Allah'ın kuluna verdikleridir. Ya gücünü kullanır, bunların hepsi Allah vergisidir. Kul aletsiz çalışamaz. Aletle yapılanlar ise yaratma değil çalışmadır, diyor. Yine büyüklerimizin bir kısmı. Aletsiz, hiçbir kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan, yoktan, maddesiz, misalsiz yaratılanlara yaratma denir. Yaratıcı Allah Teala'dır. İradesine uygun olarak Allah Teala kulların işlerini yaratır. Kul neyi kazanırsa, neyi, hangi işi yaparsa onu Allah yaratır. Böyle olmazsa yine imtihan olmazdı. Allahu Haliku kulli şeyin. Bak ayete bak. Şimdi Mutezile'nin yanılgısına bak. Diğer yanılan ehli bid'at ve dalalete bak. Ayete bak. Bu ayet Zümer suresinin 62. ayeti. Kur'an-ı Kerim'de bunun emsali ayetler var. Allahu Haliku kulli şeyin. Külli şeyin, bak ne buyuruyor Yüce Rabbimiz? Allah her şeyin yaratıcısıdır diyor. Her şeyin diyor. İstisna yok ki arada. İstisnasız her şeyin yaratıcısıdır. Onun için kıymetliler, Allah'tan başkasına yaratıcı sıfatını vermek şirktir. Bundan şiddetle herkes kaçınmalıdır. Efemen yahlugu kemen la yahlugu. Bu ayeti kerimede de yaratan yaratmayanla eşit midir?
buyuruluyor. Bu da Nahl suresinin 17. ayet-i kerimesi. Halakakum ve ma ta'melun. Bu ayet-i kerimeye de bak. Bu da Saffat suresinin 96. ayet-i kerimesi. Ne diyor Yüce Rabbimiz? Halakakum ve ma ta'melun. Allah sizi ve amellerinizi yaratmıştır. Yaratmaktadır, yaratandır. Bak sizi ve amellerinizi diyor, dikkat et. Sen neye çalışıyor, kesbediyorsan Allah onları ya onu yaratıyor. Amellerin senin kazançların ama onları Allah yaratıyor. Sen kazandıkça, çalıştıkça, kesbettikçe, azminle o işe gücünü kullandığın müddetçe Allah yaratıyor. Yüce Allah doğru anlayanlardan, doğru konuşanlardan, doğruyu söyleyenlerden, her sözü hak ve nur olan kullarından eylesin. Efendiler, en bahtiyar, mutlu insan, derecelerin en üstüne ulaşan insan, hakkı hakikati doğru anlayan, doğru iman eden ve sırat-ı müstakim üzere Hazreti Muhammed'in izinde gidendir. Mün'amün aleyhim. Allah'ın in'am ettiği kulları var. İn'am olunmuş. İşte Hazreti Muhammed'in izinde gidenler bunlar. Hazreti Muhammed ve onun çevresi ve onun izinde gidenler. Sırat-ı müstakim yolcuları. Bunlar mün'amün aleyhimdir. İhtinas sıratal müstegim, sıratal lezine nant aleyhim. İşte ayet burada, buraya kadar min amun aleyhim sıratı müstegim. Bundan ötesi ise bu yoldan sapanlar. Gayril mevdubi aleyhim veled dalim. Allah'ın gazabına uğrayanlar, gazap olunmuşlar, Allah'ın hışmına çarpılmış olanlar, sapanlar, sapıtanlar, dalalettekiler. İşte sırat-ı müstakimin dışında kalanların durumu böyle. Allah sırat-ı müstakim üzere olan kullarından eylesin. İnnallâhe sâni'u küllü sani'in ve san'atihi. Allahu Teala Celle Celaluhu her sanatkarın ve sanatının yaratıcısıdır. Efendiler, etabudune ma temhitun. Kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Bu da ayet-i kerime. Saffat suresi 95. ayet-i kerime. Cenab-ı Hak İbrahim aleyhisselamın putperestlere, put yapıp putlara tapanlara ne diyor? Kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Ela yâlemü men halak. Yaratan hiç bilmez mi? Hazreti Ali de kerremallahu veçe bu konuda şöyle demiştir. Azmi feshederek Allah'ı tanıdım. Bakın, azmi feshederek Allah'ı tanıdım. Mutezile Allah her şeyin yaratıcısıdır mealindeki ayeti Allah'ın sıfatı manasına hamlederek Allah'ın kelamı yaratılmıştır deyip garip bir düşünce içine düştüler. Bakın, Allah kulunu sapıtınca, bak yine adam sapmış burada. Allahu Teala'nın kendisi vacibül vücut. Allah'ın sıfatları yaratılmış olur mu? Adam saptı, bakın Mutezile yine.
ne yaptı? Allah'ın kelamı yaratılmıştır dedi. Kur'an'a mahluk dedi. Yine saptı. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kadim kelamıdır. Allah'ın kelamı kadimdir. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. İşte böyle bir düşünceye saplandılar. Böyle bir garip düşünce içine düştüler. Ve ma raneyte iz raneyte velakinnallâhe ramâ. Sen Bedir'de o kafirlere ok atmadın. Lakin Allah attı. Bu da yüce Allah'ın işte kullarına yardımı lütfudur. Peygamberimiz düşmana bir avuç kum atıyor. Düşmanın hepsine isabet ediyor. Allah neye kadir değil? Vallahul ganiyyü ve entümül fukara. Allah zengindir. Kimseye muhtaç değildir. Sizler ise muhtaçsınız. Kulun iş anındaki kudret ve iradesi, ikisi de yaratılmışlardır. Bakın dikkat et, kulun iş anındaki kudret ve iradesi, ikisi de yaratılmışlardır. Fiilden evvel değil, iş ile beraber yaratılmışlardır. Buraya dikkat et, burada çok ince bir nokta. Fiilden evvel değil, iş ile beraber yaratılmışlardır. Kulun iş anındaki kudret ve iradesi, yani kul iş yaparken iş anındaki kudret ve iradesi ikisi de yaratılmışlardır. Fiilden evvel değil, iş ile beraber yaratılmışlardır. İşte kıymetliler, Cenab-ı Hak bütün her şeyi yaratan olur. La havle ve la kuvvet illa billah. Kötülükten korunmakta Allah koruması olmaksızın kimsede güç yoktur. Allah Teala'ya itaat etmede de onun yardımı olmaksızın yine kimsede bir güç kuvvet yoktur. Kudret ve kuvvetin tamamı Allah'tandır. Yüce Allah kullarına vermektedir. Allahüllezî halegaküm sümme razagaküm sümme yumitüküm sümme yuhyiküm. Allah Celle Celaluhu öyle Allah'tır ki sizleri önce yarattı, sonra rızık verdi. Sonra öldürecek, sonra da kesin kes sizi diriltecek, mezarınızdan kaldırıp mahşere getirip hesaba çekecek. Halk üç sınıftır dediler. İmanında ihlas sahibi olan mümin kişi, küfürde inat sahibi olan kafir ve iki yüzlü münafık. Allah Teala mümine amel etmeyi, kafire imanı, münafıka da ihlaslı olmayı farz kılmıştır. Dikkat et. Yüce Allah mümine ne yapmış? Amel etmeyi, kafire iman etmeyi, münafığa da ihlaslı olmayı farz kılmıştır. Kafir Allah'ın emrini, teklifini terk etti, isyan etti, küfrü seçti. Allah ona iman etmeyi kafire de farz kıldıydı. Etmiyor adam, inat ediyor. İmansız, kitapsız, dinsiz, imansız. İsrar ediyor küfürde. Münafığa da ihlaslı ol dedi. O da ihlası terk etti. Ve ihlas ona da farz idi. Münafık kaldı. Kalanlar tabi. Mümine de ne dedi? Ameli salih işle dedi.
Her mümin ameli salihini işlemelidir. İşleyen müminlere ne mutlu. Cenab-ı Hak, ey insanlar, sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Bu Bakara suresi 21. ayet-i kerime. Ya eyyühen nasu budu rabbekum ullezî halagakum vellezîne min kablikum leallekum tettegûn buyurdu Yüce Rabbimiz. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Ey kafirler, Allah'a iman edin. Ey münafıklar, imanda ihlas sahibi olun. İşte Allah'ın kullarına hitabı. Kullarına teklif ediyor bunları. Kabul eden etti, etmeyen etmedi. Kulun kendi işlerini yarattığına hükmeden, Allah'ı billeyenlerden değil, müşriklerden olur. Nitekim bu ümmetin mecusileri olan kaderiye taifesinin sözleri de buna delalet etmektedir. Kaderiye taifesi bu alemin iki yaratıcısı olduğuna inanmaktadırlar. Haşa, sümme haşa. Bunlardan biri Allah Teala'dır ki hayırların yaratıcısıdır. Diğeri şeytandır ki o kötülüklerin yapıcısıdır. İşte bu sebeple Mavere-ün Nehir alimleri Mutezile'yi sapıklığa nispet etmekle mübalağa ederek demişlerdir ki Mutezile Mecusilerden de daha çirkin ve kötüdür demişler. Kıymetliler, yaratıcı Allah'tan başka yoktur. Mutezile Mecusilere benzemiştir. Mecusilerin inançları, birisi Allah iyilikleri yaratır, kötülükleri şeytan yaratır demişler. Haşa, şeytana yaratıcılık sıfatı vermişler. Bir tarafta kul kendi işini kendi yaratır diyenler çıkmış. Bunlar sapıtmışlardır. Yaratıcı Allah'tır, kazanan, kesbeden kuldur. Araştıran alimler, Mutezile'nin İslam taifesinden olduğuna hükmetmişler ama yanlışları var. Sapıklık tarafları var. Mutezile, Allah Teala bizzat yaratır. Kul ise Allah'ın yarattığı aletler ve sebepler vasıtasıyla yaratır diyerek gerçekten Allah'a eş isnat etmediklerini söylerler. Fakat yaratıcılık kulda yoktur. Aletle de olsa kul bir şey yaratmaz. Çalışır kazanır. Buna yaratma değil. Çalışmak, kazanmak, başarı. Bunların yaratıcısı yine Cenab-ı Hak'tır. Biraz önceki Ehl-i Sünnet'in İmam-ı Azam'ın bu konuda neler söylediğini ayetler ve sahih hadislerle ortaya koymaya çalıştık. Fetebârekallâhu ehsenül hâliqîn. Şekil verenlerin en güzeli olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Ve iz tehlugu minettîni ke eyhetit tayri. Çamurdan benim iznimle kuş şekli yapıyordun. Ona üflüyordun da benim iznimle kuş oluveriyordu. Bakın burada yine yaratıcı Allah-u Teala'dır. Evet efendiler, yaratma kudreti diğeri kazanma kudretinin altına girmektedir. Şimdi yaratıcı Allah, biri de kazanma kudreti, bu da kula Allah vermiş. Bunların tümünü de yaratan yine Cenab-ı Hak'tır.
İster itaat olsun, ister kötülük olsun, kulun işi yapmayı kesin bir kararla kastetmesidir. Buna dikkat et. İster itaat olsun, ister kötülük olsun, kulun işi yapmaya kesin bir kararla kastetmesidir. Yani kul için ihtiyar ve irade yarattıktan sonra teklifin illeti işte böyle açıklanmıştır. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Serbestlik onların değil, Allah'ındır. Allah'ın noksan sıfatlardan beri kılarım. Allah Teala ona eş koştukları şeylerden münezzehtir, uzaktır. Ve Rabbuke yahlugu ma yeşavu ve yahtar. Ma kâne lehumul hıyaratü sübhanallahi ve teâlâ amma yüşrikûn buyurdu. Kasas suresi 68. ayet-i kerimede. Kıymetli ve muhterem izleyenler, şanlı İslam'ın şanlı ilimleri, Fıkhı Ekber'in keşif notlarıyla dersimiz devam etmektedir. Allah kötülüğü de, iyiliği de murat eder. Kulların bütün işleri Allah'ın dilemesi, bilgisi, kazası ve kaderiyle meydana gelir. Taat ve ibadetlerin hepsi Allah'ın emri. Muhabbeti, rızası, bilgisi, dilemesi, kazası ve kaderiyle sabit olur. Bütün kötülükler de Allah'ın bilgisi, kazası, takdiri ve dilemesiyle olur. Fakat Allah Teala bu kötülüklerin hiçbirine razı değildir. Bu işleri istemez. Sırf kul istediği için yaratır. Buraları hiç unutma. Tekrar tekrar dinle, anla. Kulların bütün işleri Allah'ın dilemesi, bilgisi, kazası ve kaderiyle meydana gelir. Taat ve ibadetlerin hepsi Allah'ın emri. Muhabbeti, rızası, bilgisi, dilemesi, kazası ve kaderiyle sabit olur. Görüyorsunuz ki iyi olan ne varsa onlar Allah'ın emridir. Muhabbeti oradadır, rızası oradadır, bilgisi, dilemesi oradadır. Kazası ve kaderiyle de sabit olur. Ama bütün kötülükler de Allah'ın bilgisi dahilindedir. Kazası, takdiri ve dilemesiyle olur. Fakat Allah Teala bunlara razı değildir. Hiçbirinde muhabbeti yoktur. Bu işleri sevmez, istemez. Kul özgür olduğu için kul onları kazanıyor, kesbediyor, Allah halbediyor, yaratıyor. Bak ne diyor Rabbimiz? Etiyullahi ve Resul. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah kendinden korkanları sever. Allah iyilik yapanları sever. Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever. Şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Küfürden asla razı değildir. Allah zalimleri sevmez. Allah zulümden münezzehtir. Ve la yerda li ibadihil küfr. Allah kullarının küfrüne razı olmaz. Allah Teala kötülüklere razı olmaz ve bunları emretmez. Allah adaletle, iyilikle emreder. Bütün cuma hutbelerinin sonunda okunan ayet işte. Nedir bu ayet? Nahl suresinin 90. ayeti kerimesi. İnna Allah ye'mur bil adil vel ihsani ve itaizil kurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi
يَعَزُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَزَكَّرُونَ buyurulmuştur. Şüphesiz Allah Teala adaletle, iyilikle, yakınlara vermekle emreder ve zinadan, kötülüklerden, zulüm yapmaktan yasaklar. İyilik adına ne varsa Yüce Allah onlardan razıdır, sever. Kötülüklere razı değil, onları sevmiyor. Ama kul kazanıyor, kul işliyor, kul özgür iradesini oraya kullanıyor. İşte insanlar dikkat etsinler. Meşiyet, şuhudiyet mertebesinde olup ezelidir. İrade, meşiyetin var olma anında ise taalluk etmesidir. Evet kıymetliler, meşiyetle iradeyi de İmam-ı Azam bakın çok güzel buraya da dikkatleri çekmiştir. Meşiyet, şuhudiyet mertebesinde olup ezelidir. İrade, meşiyetin var olma anında ise taalluk etmesidir. Evet kıymetli ve muhterem izleyenler, buralara dikkat edildiği zaman bizim İslam alimlerimiz ne kadar güzel çalıştıklarını, ne güzel anladıklarını da görürsünüz. Levh-i mahfuza, bizler levh-i mahfuza, kaleme ve levh-i mahfuzda bulunan bütün yazılara iman ederiz, inanırız. Evet, günahları Allah emretmedi. Bunları insanlar kendileri ne yaptı? Uydurdu ve kazandılar. Hatta günahları Allah yasakladı. Lakin meşiyeti iledir. Muhabbeti ile değildir. Kazası iledir, rızası ile değildir. Takdiri ve yaratması iledir. Tevfiki ile değildir. Allah'ın kulu muvaffak kılması, levh-i mahfuzda onu yazması iledir. İşte burada da yine hikmetli ve çok bereketli cümleler vardır. Her şey Yüce Allah'ın ilmi tarafından kuşatılmıştır. Allah'ın meşiyeti, muhabbeti, rızası, kazası, takdiri, muvaffak kılması, kulun muvaffak olması, yaratması, iradesi, hükmü, ilmi ve levh-i mahfuzdaki yazısı iledir. Sözünün mevhumuna dahildir. Bizler levh-i mahfuza, kaleme ve levh-i mahfuzda bulunan bütün yazılara inanırız. Günah Allah'ın emriyle değildir. Lakin meşiyeti iledir. Muhabbeti ile değildir. Kazası iledir. Rızası ile değildir. Takdiri ve yaratması iledir. Tevfiki ile değildir. Allah'ın kulu muvaffak kılması, levh-i mahfuzda onu yazması iledir. Allah kime hidayet etmeyi dilerse, onun göksünü İslam'a açar, gönlüne genişlik verir. Her kimi de sapıklığa bırakmak isterse, onun kalbini öyle daraltır, sıkıştırır ki, iman teklifi karşısında göğe çıkacakmış gibi olur. Bu da En'am suresinin 125. ayeti kerimesidir. İşte فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ لَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ İlâ ahir-i ayet buyurulmuştur.
Eğer Allah dileseydi bütün insanlara hidayet verirdi. O zaman da icbar olurdu. Celben herkes Müslüman olmuş olurdu. İmtihan olmazdı. Celbi iman ve İslam makbul değildir. Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik diyor Cenab-ı Hak. Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Allah dilediğini hükmeder. Allah yaptıklarından sorumlu değildir. Fakat kullar sorumludurlar. Kötülükler Allah'ın rızası ile meydana gelmez. Allah kötülüklerden razı değil ki. Ancak kazası ve iradesi ile meydana gelir. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Allah kulunun küfrüne razı değildir. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَى buyurmuştur. Bu da Zümer suresinin 7. ayeti kerimesidir. İrade, meşiyet ve takdir kulların bütün işlerine taalluk eder. İrade, meşiyet ve takdir kulların bütün işlerine taalluk eder. Rıza, muhabbet ve emir ancak güzel işlere taalluk eder. Buraları iyi anla ey İslam dünyası, ey ümmeti Muhammed. Çirkin işlere taalluk etmez. Ne etmez? Rıza, muhabbet ve emir ancak güzel işlere taalluk eder, çirkin işlere taalluk etmez. Allah Teala kullarından bazılarının kafir olacaklarını bildiği halde onlara iman etmeyi emretmiştir. Çünkü Allah imandan razıdır. Kulunun iman edebilecek kuvvetleri verdi. Onun kafir olacağını da biliyor. Ama ona imanı emretmiş ve teklif etmiştir. İman etmediyse artık imtihanı kendisi kaybediyor, küfrü kazanıyor. Kendi bilir. Verilen kuvvetleri küfre kullanıyor. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Allah hiçbir nefse gücünün yettiğinden başkasını teklif etmez. Yani dünyada insanlardan kime teklif olunduysa Yüce İslam herkese teklif olunmuştur. Bu herkesin gücünün yettiği, yeteceği şeylerdir. Kul işi kaza ve kadere bırakarak kendi kudreti dahilinde bulunan işlerinden dolayı mazeret dileyemez. Çünkü gücünün yettiği bir şeyde gücüm yetmiyordu deme şansın var mı? Ebu Cehil akılsız değildi ki. Ona da İslam teklif edildi. Adam inadından küfürde inat etti. Ve kafir olarak çekti gitti cehenneme. Kafirlerin iman etmeleri imkansız değildir. Yani kafir iman edebilecek ondan ona da kabiliyet, fıtrat verildi. Yani imkansız değil, kafirin Müslüman olması, mümin olması imkansız bir şey değil. Ama küfür de inat ediyorsa onu kendi bilir. Halbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ister istemez ona boyun eğmiştir. Ve ahirette ona döneceklerdir. وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعًا وَكَرْحًا buyuruldu. Yüce Rabbimiz böyle buyurdu. Bu da Âl-i İmrân suresi 83. ayeti kerimedir. De ki, tam hüccet Allah'ındır. O dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi ama imtihan meydanına koydu. Evet kıymetli efendiler, Allah
imtihanı hakkıyla kazanan kullarından eylesin. İmanı kamil ve ebedi daim, bütün amelleri salih olan kullarından eylesin.